Yerleri ve gökleri yoktan var eden, bizleri de insan olarak yaratan ve varlığından haberdar eden Rabbimize hamdü sena, onun sevgili peygamberine salat ve selam olsun. Evet, her halimize şükredebilmek, her zaman yaratanın varlığıyla mutlu olabilmek bizim en büyük sermayemiz. Fakat günümüzde şükür azaldı, şikayetler çoğaldı. Herkes elinde olanın değil, olmayanın mecnunu. Elinde olanı görmeyip olmayanın da sevdalısı. Evet, konumuz her halimize şükredebilmek. Fakat bu elinden geleni yapmayıp oturduğu yerde beklemek anlamına gelen bir ifade ya da bir tanım asla değil. Elindekiyle yetinmek, elinde olanla mutlu olabilmek, mutsuzluğunu değil mutluluğunu artırabilmenin de adıdır aynı zamanda şükür. Kur'an-ı Kerim'de 70 küsur ayette yaratan Mevla şükretmeyi ve şükreden bir kul olmayı bizlere öğütlemektedir. Dedik ya, şikayetler çoğaldı. Şöyle cümleler duyuyoruz. Benim neyim var ki? Sor bir kendine, neyin yok ki? Gören gözün, yürüyen ayağın, tutan elin, hisseden bir kalbin ve akleden bir iraden ve akleden bir beynin var bu kafanın içinde. Evet, neyin var ya da neyin yok? Bunların farkında mısın? Biraz şöyle kendine sor. Kur'an-ı Kerim'de şükretmek, varlıkla mutlu olabilmeyi yaratan bizlere öğütler. Ol mahiler ki derya içredirler, deryayı bilmezler der eskiler. İnsan suyun içindeyken de, balık suyun içindeyken pardon, denizin kıymetini bilmiyor. İnsan da nimet içindeyken maalesef nimetin kadrini ve kıymetini bilmekten aciz. Peki ne zaman fark ediyor nimeti? Varken mi yokken mi? Gelin hemen bunu kendimize bir soralım. Genelde varken değil yokken. Elhamdülillah gözlerim görüyor diyoruz bazen ama gözlerimiz görmediğinde ya Rabbi ne kadar müthiş bir mekanizma, ne kadar müthiş bir organımız varmış diye bunu fark ediyoruz. Ve iyileştiğimizde diyoruz ki elhamdülillah. Gören gözümüz, yürüyen ayağımız, işiten kulağımız ve güzel bir vücudumuz var. Zerre adedince ve zerreler adedince Rahman'a şükretsek belki de azdır. Zira Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi 34. ayet-i kerimede Yaratan bunu şöyle ifade eder. Der ki, O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini eğer saymaya kalkarsanız sayamazsınız. Mümkün değil. Ama insanların verdiği nimetleri çok güzel sayıyoruz. Bazen de çok güzel teşekkür ediyoruz. Yaratan Mevla'nın verdiği nimetleri saymaya kalksak sayamayız. Gökyüzündeki yıldızlar, güneş, bu sistemler, yer üzerindeki türlü nebatı bitiren bu toprak, hepsi benim için şükür vesilesi. Fakat her gün üzerinden basıp geçiyorum. Bazen de öylesine ya gökyüzüne intizar edip kendime çeviriyorum. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de yine başka ayette der ki Yaratan Mevla, eğer suyunuzu çekiverecek olursak suyu size getiren kimdir? Ve yine başka bir ifadeyle eğer Allah yağmuru tuzlu yağdırsaydı yerden bitkileri bitirecek olan neydi? Hiç kendinize bunları soruyor musunuz? Evet, kendimize bazen soruyoruz, bazen de bu soruları cevapsız bırakıp duymaktan geliyoruz. Öyle değil mi? Halbuki Allahü Teala bir reçete veriyor bize aynı zamanda. Şükretmek tembellik etmek değil. Şükretmek elindekine değer vermek. Şükretmek nimeti fark etmek, nimeti verenin belki de değerini daha da güzel hissetmek. Şükretmek aynı zamanda nimeti değil, nimeti vereni görmektir. Bahşedilen nimeti yaratan Mevla'nın da rızası istikametinde kullanmaktır. Şükretmek yok olanın peşinden koşmak yerine var olanın da kıymetini bilmektir. Evet, şükretmek kısır ve basit bir ifade değildir. O yüzden bize verilen reçete Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle şöyle. Hani Rabbiniz size şöyle buyurmuştu. Andolsun ki şükrederseniz elbette ben nimetimi artırırım. Görüyor muyuz? Evet, yaratan diyor ki bizlere andolsun ki şükredersek
Elbette nimet artacak. Bundan daha güzel, bundan daha büyük mutluluk olur mu? Peki insan neden şükretmekten uzak kalıyor? İmam Gazali şöyle söylüyor. Diyor ki insan bir, verilen şeylerin genelde umuma, herkese verildiğini düşünür ve bunların doğal ve olağan olduğunu düşünür. Bunun için de şükretmeye gerek duymaz. İki, genelde insan maddi şeylere şükreder. Servet, varlık ve bütün bunların onun için verildiğinde bir şükür vesilesi olduğunu düşünür ve bunun farkına varır. Peki bizim için verilen ve mutluluk kaynağı olan şey servet, varlık ya da bütün bunlar mıdır? Biraz düşünmek gerekiyor. Bundan dolayı diyor insan genelde mala, mülke, zenginliğe şükreder. Hatta bunlar elinden alındığında da ya neden bunlar benden alındı diye bazen de ne yapar? Nankörlük eder. Halbuki şükür sadece bunlarla değildir. Baştan beri söylemeye çalıştığımız şeyler bizim için çok şükür vesilesidir. Hazreti Peygamber şöyle ifade eder ve bize şöyle buyurur. Der ki, aslında Müslümanın her hali güzeldir ve de her hali kendisi için hayırdır. Peki neden? Diyor ki, başına güzel bir iş geldiğinde şükreder. Bu onun için hayırdır. Başına herhangi bir musibet geldiğinde sabreder, yine hayır olur. Bundan daha güzel bir müjde, bundan daha güzel bir mutluluk var mıdır? Tabii ki bizim için yoktur. Evet, peki şükür nasıl olur? Şükür dendiğinde nedir? Sadece elhamdülillah deyip bir kenara çekilmek midir? Biraz da buna değinelim. Bazı insanlar, belki de hepimiz bizler, biz de bunun içindeyiz. Yemeği yer elhamdülillah der ama ekmeği çöpe atar. Nasıl bir şükür ifadesidir bu? Bilinmez. Yani sen Allahü Teala'nın verdiği nimetle karnını doyuruyorsun. Sözünde elhamdülillah var ama nimeti çöpe atıyorsun. İşte nankörlüğün tam kendisi. Veya elinde 5 kuruşun varken 10 kuruşu olanlara bakıp İçinden kinleniyorsun. Veya diyorsun ki neden benim yok? Elindeki 5 kuruşu ve elinde olanı görmezlikten geliyorsun. Evet, şükür nimetin kendisiyle ve nimetin cinsiyle olur demiş eskiler. Ne demektir bu? Aklın şükrü o aklı ve iradeyi Allah yoluna sevk etmektir. Kalbin şükrü yaradanı hissetmekle olur. Allahü Teala'yı sevmekle olur. Gözün şükrü haramı görmekle değil, helali görmekle ve de helal yolda o gözü kullanmakla olur. Gözün şükrü Kur'an-ı Kerim'in nuruyla nurlanmakla olur. Dilin şükrü Allah zikriyle olur. Allah fikriyle olur. Bedenin şükrü, elin ve ayağın şükrü harama uzanmak, harama yürümekle değil, helal yolda bu organları kullanmakla olur. Evet, yine en büyük nimet de bizim için şükretmekle olur deriz. Büyükler şöyle söylemişler. Musibetler misafirdir. Eğer evde sabır görmezse yatıya kalır. Nimetler de misafirdir. Eğer evlerde şükür görmezse çeker gider. Evet kıymetli dinleyenler, bütün bunlar bizim için misafir. Varlık da misafir, yokluk da misafir. Yani hiçbiri baki değil. Var olandan dolayı sevinmek de kendimizi kandırmaktır. Yokluktan dolayı üzülmek de kendimizi boş yere harap etmektir. O nedenle varlık da misafirdir, yokluk da misafirdir. Mesele bütün bunların neden olduğunu, neden başımıza geldiğini fark edebilmektedir. Peygamberimizin duasıyla sözlerimizi bitirelim. Hazreti Peygamber şöyle dua eder. Der ki ya Rabbi seni anıp zikretmek, nimetlerine şükretmek, sana en güzel bir biçimde kulluk etmek konusunda bana yardım eyle. Rabbim cümlemizi nimete şükreden, nimetin kıymetini bilen ve nankör olmayan kullarından eylesin. Amin.